Frankfurt'ta herkes bilir iki hızlı sefer. O da bir kurtarma motoru olmayı çok çok ister. Yıldırım gibi geçer o kırmızı yarışçı kimdi? Ricky Sam, Ricky Sam. Elinden eş gelir. Bahçede bir inlence onun ağırlığı şeydi. İtiriz her yerdeydi. Başınız dertliyse hemen yardıma gelir. Ricky Sam, Ricky Sam. Asistan memurlar. Günaydın genç memurlarım. Devriye görevine hoş geldiniz. Yani Muffler Crank'ın peşine düşen stil gibi mi olacağız? Yani böyle mi? Ne yapabiliriz bir düşüneyim. Önce bir polis memurunun neler yaptığını öğreneceksiniz. Talimatlarıma ve kurallara tamamıyla uyarsanız asistan memur rozetlerinizi kazanacaksınız. O zaman gidelim. Şimdi kendi güvenliğinizi korumak için öğreneceğiniz çok önemli kurallar var. Birinci kural. Sizi görebileceğim yerde olun. 1, 2, 3, 4. Şu ana kadar gayet iyi. İkinci kural. Tek sıra halinde gidin. Ama bu tek sıra değil. Bu yandaki sıra. Sıraya gir o zaman. Peki şu an biz nereye gidiyoruz? Heyecanlı bir olaya falan mı? Mesela ne gibi Ricky? Mesela muhteşem stil bir polis memuru ve iki tekerlekli kurallarını çiğneyen Muffler Crank'ı yakalıyor gibi. Evet Ricky, bu da heyecanlı ama tek sıra halinde gitmek de çok heyecan verici bir olaydı. Bu mu heyecanlıymış? Ben artık bir şey demiyorum. Hı? Bu vaka bana kod 47 gibi geldi. Gerçekten mi? Bu ciddi bir şey mi? Tehlikeli mi? Ciddi bir tehlike mi? İkinci kural. Bir vakaya müdahale edeceksen önce dur ve etrafına bak. Nereye bakacağım? Burada beklesek daha iyi. Önümüzde çok ciddi bir durum var. Bu bana pek de ciddi gelmedi. O benim babam. Merhaba babacığım. İyi günler memur Bunker. İyi günler Fred. Şimdi sakin ol bakalım. Sakin mi olayım? Neden? Ne oldu? İnceleme yapmam lazım. Bir dakika. Ben bu treyleri tanıdım. Evet. Babamın orada treyler koleksiyonundan. Ya da görünüştü öyle. Scotio, iki tekerlek kurallarının dördüncü sahnesini gösterir misin? Hemen. Baba şu an Muffler Crank'ın motor kontrol eden cihazını taşıyor. Onu sana yöneltirse istediği her şeyi yaptırabilir. Memur Bunker'ı uyarmam lazım. Babam motor kontrol eden cihazı olduğundan hiç söz etmemişti. Fred, şu an bir kod 47 durumu var. Senin treylerin... Düzgün bağlanmamış. Oh hayır, tepeden aşağı iniyor. Ben varken asla. Ah, teşekkür ederim memur Bunker. Ben sadece görevimi yapıyorum. İşte oldu. Kod 0. Yani sorun yok. Hayır, sorun var. Bu şey sadece bir treyler değil. Motor kontrol eden bir cihaz. Ha? Üzgünüm Ricky. Ama bu sadece eski püskü bir külüstür. Hadi çocuklar, devriye zamanı. En önemli kurallardan biri de grubunuzdan ayrılmamaktır. Uzaklaşırsanız birbirinize yardım edemezsiniz. Hayır. Bu bir kod 77 vakasına benziyor. Çok ciddi bir durumdur. Gerçekten mi? Ne yapıyoruz? Tehlikeli bir şey mi? Harekete geçmemiz gerekiyor mu? Evet. Hem de bir an önce. Bu tabelanın yönü değişmiş. Kurallara göre tabelalar doğru yere işaret etmelidir. DJ bu konuda yardımcı olabilir. Hemen. İyi oldu. Ne mutlu bana.
Wilford'daki motorların yollarını şaşırmaması için tabelaların doğru yerde olması gerekiyor. Birbirinizden ayrılmayın. Kuralları hatırlayın. Ricky, neyin var? Biz ne zaman birinin peşine düşeceğiz? Uçan bininceyi yakalayacağız? Ya da Muffler Crank'ı durduracağız? Bu hafta hiç böyle biriyle karşılaşmadım. Belki de hiç. Ama köşeyi dönünce ne göreceğini bilemezsin. Ha. Bu da ne böyle? Kod 77. İşaret tabelası eğilmiş. Scott Yo, iki tekerle kuralları 7. sayfayı göster. Hemen. Bence burası Muffler Crank'ın gizli sığınağı. Memur Bunker, şurası neresi? Sadece terk edilmiş bir tamirhane. Gidip bir kontrol etsek mi? Orası bir kod 02. Yani sorun yok. Yıllardır kimse kullanmıyor. Ben yine de yakından bakacağım. Hey, bir dakika. Bu izler yeni. Memur Bunker, burası yıllardır kullanılmıyorsa bu izleri kim yaptı peki? Ayrıca içeride hareket eden bir şey gördüm. Muffler Crank olmalı bu. Galiba bir şey yakaladın. Evet, plan yapıyor. Onu durdurabilir miyiz lütfen? Olmaz. Emin olmadan kimseyi durduramayız Ricky. Olmaz. Kurallar var. Ben önden gidip bakayım. Güzel. Ben de yardımcınız olarak hemen arkanızdan geliyorum. Sen burada dur Ricky. İhtiyacım olursa seni çağırırım. Yolunda gitmeyen bir şey var gibi. Çok kolay girdi. Sanki bu bir tuzak. Memur Bunker ne yaptığını bilir ki. O mutlaka... Kontrol kumandası. Oo, sen de her şeyi buna bağlıyorsun ama. Scotio, 12. sayfayı göstersene. Ricky abla, biliyordum. Ne yapacağız? Memur Bunker'ı kurtaracağım. Kurallara uymamız lazım. Evet, kurala göre hep geliyoruz. Birlikte olmalıyız. Dayanın Memur Bunker. Ricky sizi kurtarmaya geliyor. Hız kontrolü. Manevra kontrolü. Süperlik acı. Aparatlar, gidelim. Motor kontrol cihazı onu kontrol etmiş bile. Onu oradan çıkarmam lazım. İçeri giremiyorum. Ne yapacağım ben? Şimdi ne yapacağım? Ricky, sana yardıma geldik. Pekala arkadaşlar, hep birlikte. İçeri girmenin bir yolu var mı? Gidip bir bakalım. Ben çatıya bakayım. Zoom kamera başla. Çatıda bir pencere var. Oradan girebilirsem size garaj kapısını açarım. Bunu iyi düşündün DJ. Memur motor dostlarım. Hadi. Tek sıra halinde lütfen. Zoom kamera. Gözün DJ'de olsun. Ben hazırım. Ama sen çok ağırsın. Bu işi lupa bırak. Birkaç metrecik daha. Tamamdır. Şimdi aşağı inirin ama yavaş.
alırım ve ses dedektörümü. Evet, kapıyı onarabilirim. Şimdi oldu herhalde. DJ kapının motorunu onarıyor. Şimdi şu kolu çekeceğim ve kapı açılacak. Evet. Memur Bunker, sizi kurtaracağız. Muffler Crank'ı dinlemeyin. Size her ne söylediyse sakın yapmayın. Muffler Crank mı? Sizi içeride onunla konuşurken duydum efendim. İşte geliyor. Dikkatli olun dostlar. Merhaba. Ha? Blip? İçeride Muffler Crank yok Ricky. Bir yanlış anlama olmuş. Değil mi Blip? Beni çıkardığınız için çok teşekkür ederim Memur Crank. Bütün gün burada mahsur kalmaktan korkmuştum. Ama iyi de senin burada ne işin vardı Blip? Pizza götürecektim, yanlış adrese gelmişim. Kod 0. Her şey yolunda. Hep şu tabeladan. Eğer düzgün dursaydı ben de sorun yaşamazdım. Sıraya girin. Tebrik ederim genç memurlar. Çok etkilendim. Bütün kurallara uydunuz. Cesaretiniz ve çalışkanlığınız sayesinde de bu memur rozetlerini almaya hak kazandınız. Bunlar lazer ninjalar mı? Lazer köpek balıkları mı? Hayır, bu 87. sayıdaki ultra mega ışın stili süper güçlü yapıyor. Aa, keşke böyle güçlü olsaydım. DJ, sen benim tanıdığım en güçlü motorsun. Bilemiyorum. Günaydın çocuklar. Merhaba. Maalesef size kötü bir haberim var. Bugün kahraman gidonların geçiş töreni var ve siz de okulumuzun güzel aracını görmek istiyorsunuz biliyorum tabii. Evet, yaşasın. Ancak güzel aracımız ne yazık ki küçük bir kaza geçirdi. Ona neden güzel araç demişler ki? Güzel dedikleri o eski şey şu an gölün dibinde. Üstelik yenisini yapsaydık bile Maxwell artık onu tören boyunca çekemez. Onu gölden çıkarırken balatam yıprandı. Bayan Bikley, yeni bir yüzer araç yapabiliriz ve onu DJ çeker. Ne dedin? Hayır ben... Parktaki şu eski treyleri kullanabilirsiniz. Gerçi biraz büyük ve ağırdır ama... Hiç aklıma gelmemişti. DJ çok güçlü bir çocuk. Sen o treyleri çekebilir misin? Ha? Pekala derim. Yaşasın! İstediğimiz kadar malzeme var. Bu treyleri müthiş bir şeye dönüştüreceğiz. Harika! Çok büyükmüş. Dur beni. Unutmayın. Bayan Mike ne demişti? Geçit töreni okul zili 3 kere çalınca başlayacak. 3 kere mi? Tamam. Evet arkadaşlar, bunu kahraman gidonlar için yapacağız. Bizim kahramanlarımız için. Bu aracı şeyin tarzında yapmayız. Başka kim olabilir? İlk zil çaldı. Hemen işe koyulalım hadi. Harika oldu. Nasıl gidiyor DJ? Bütün vidaları sıkıyorum. Önce güvenlik. Tamamdır. Bana o kadar da ağır gelmedi. Sanırım bu şeyi çekebilirim. Anne, baba, merhaba. Bu sürprizimize ne diyorsunuz bakalım? Ultra süper ışınlı bir top. Müthiş.
Tıpkı gerçek gibi olmuş. Aracınıza koymanız için getirdik. Çok mu ağır baba? Hayır, pek sayılmaz. Ve gayet iyi çalışıyor. Minik oğlumuz DJ büyümüş de geçit töreninde araç çekecekmiş. Hem de kocaman ağır bir araç. İşte benim DJ'im. Geçit töreninde görüşürüz. Tamam, orada görüşürüz. Ben pek emin değilim arkadaşlar. Bunu çekemeyeceğim. Ama daha denemedin bile. Denememe gerek yok ki. Ben o kadar güçlü değilim. Bunu zaten biliyorum Ricky. Güçlüsün. Sen DJ'sin. Sen motorların en güçlüsüsün. Hadi bir vurmayalım. Rın. Bu ne biçim rın böyle? Rın. İşte bu. Arkadaşlar, buraların en güçlü motoru kim? DJ! 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 Evet, işte başlıyoruz. Hadi arkadaşlar, biz de biraz destek verelim. Ben demiştim, ben o kadar da güçlü biri değilim. Güçlüsün ama yılmadan denemen lazım. Ben yeterince güçlü değilim. Onu çekemem. Çekemem işte. Düzeltiyorum. DJ, sen iyi misin? Ultra süper ışın çizgi romandaki gibi işe yaramaz değil mi? Olsun, şunu son bir kez daha deneyeceğim. Başardım. Çizgi romandaki gibi işe yaradı. Bana süper bir güç verdi. Ne fark eder ki? Sonuçta işe yaradı bak. İkinci zil çaldı. Acele etmeliyiz DJ. Hadi yüzer aracı götürelim artık. Üzgünüm Bayan Baytli ama sizin okulun aracı olsa da olmasa da tören başlamak zorunda. Her an burada olabilirler. Geleceklerinden eminim. Bundan sonrası yokuş aşağı. Başaracağından eminim DJ. Hepsi Ultra Mega Işın sayesinde. Bana çok yardımcı oldu. Geçit töreni için vakit geldi Bayan Baykli. Geçit töreni başlıyor. Şuradan inmemiz lazım. Hadi. Ricky, bu hızlanmaya başladı. Nasıl da duracağımı bilmiyorum. Şimdi hallederiz DJ. Ricky kurtarmaya geliyor. Hız kontrolü. Manevra kontrolü. Süperlik açık. Aparatlar gidelim. Süper kanca fırla. Tüm gücünü kullan DJ. Ama çalışıyorum. Yükünü hafifletmemiz gerek. Hoş bulduk.
gerçek değilmiş. Benim süper gücüm yokmuş ki. Tabii ki var. Aracı bu kadar yoldan kim getirdi? Sen getirdin. Hem de ultra süper medin ışın olmadan. Orası öyle. Ben getirdim. Ben getirdim. Bunu yok olabilirim. Yok olabilirim. Başarıyor işte. DJ. Oluyor. Devam et. Çok üzgünüm Bayan Bayıklı ama program programdır. Durun. İşte geliyorlar. Bayan Bayıklı. Aracımız. Geldi. Başardın DJ. Başaracağından emindim zaten. Üzgünüm çocuklar ama çok geç kaldınız. Geçit töreni kurallarının 43. maddesine göre yürüyüş başladıktan sonra törene katılmak yasaktır. Geçit töreni kuralları tartışılmaz. İnanın çok üzgünüm çocuklar. Çok uğraştınız. Evet. Şimdi yolu açalım lütfen. Tamam. Ben çekerim. Bu koca şeyi o kadar yol sen mi çektin? Evet memur bankır. DJ çekti. Muhteşem Steam. 87. sayıdaki ultra süper ışın değil mi bu? Evet. Bir geçit töreninde bu kadar katı kurallar olmasa da olur aslında. Acele edin. Hala son aracı yakalayabilirsiniz. Muhteşem Steve'i herkes seviyor. Bir numaralı kahraman o. Bence şu an alkışladıkları kahraman Steve değil. Aa, işte benim çocuklar gelip. DJ yapabileceğini söylemiştim. DJ, DJ, DJ. Harikasın DJ. Güçlü ve azimli oğlum. İşte benim minik motorum. Ve işte bu da efsanevi Villa Ford'un heykeli. Peki Villa Ford neden tarihimizin önemli bir parçası? Kim biliyor? Ben biliyorum. Bıyığından dolayı ona önemli bir hava katır. Pek öyle sayılmaz Loop. Villa Ford bu kasabayı kuran kişidir. Tam 100 yıl önce bugün. Ne güzel. Ricky'ye bir altın yıldız. Hem bugün Villa Ford'un kuruluşunun 100. yıl dönümü. Annemle babam bugün için bir ışık gösterisi hazırlıyor. Çok güzel olacak eminim. Merhaba, çok kalamayacağız. Işıkları hazırlamamız gerekiyor. Gösteri birazdan başlayacak. Çabuk olmalıyız. Işık kızıyla. Işık kızı. Bütün gün bunu söylemek için bekliyordum. Ben de yardım edeyim mi? Çok istiyorum. Bence iyi fikir, size yardım edeyim. Teklifin için teşekkür ederim kızım. Ama lamba takma işini ancak büyükler yapabilir. Peki. Büyük heykelin ışığını kontrol edebilirsin. Bunun için vaktimiz olmayacak. Pırıl pırıl yanması gerekiyor. Tamam yaşasın. Ama lütfen bu işi çabuk yap. Işık kızıyla. Bu şaka klasik oldu artık. Bunu kutlamada söyleyeceğim. Zoom kamera başla. Fakat bu da ne? Ne oldu? Ben bir şey görmüyorum. İşte tam şurada. Ampulün üstünde bir leke var. O leke değil. Su damlası gibi. Bana daha çok benek gibi geldi. Artık her neyse, onu hemen temizlemem gerekiyor. Bekle, sana yardım edeyim.
Bilmem ki. Bence onlara sormalısın. Bir şey göremiyorum. Şimdi çok meşguller. Ama daha iyi bir gösteri olmasına neden hayır desinler ki? Scoot baba, getirin şu lambayı. Lambayı zamanında getirebilecek miyiz? Tabii ki getireceğiz. Bu eski lambayı şöyle böyleden huhu bir hale dönüştüreceğiz. Alet kutusu işe başla. Karşınızda Wilford lambası 3000. Neden bu kadar karanlık? Işıklar karanlık olmaz ki. Zaten o yüzden ismi ışık değil mi? Henüz çalıştırmadık Lup. Bak, böylesi daha iyi. Şimdi tek yapmamız gereken şey bunu geri götürmek. Hala vaktimiz var. Hızlanalım. Akşamki gösteri harika olacak. Annemler görünce bayılacak. Minik robotlarım hadi. Hayır. Lamba gidiyor. Çabuk ol. Yakala şunu. Çarpıp kırılacak. Hala kırılmadı mı? Göremiyorum. Göz kapaklarım engel oluyor. Hayır. Çabuk olun. Onu yakalamak zorundayız. Peynir az mıydı? Yoksa peynir fazla mıydı? Burada mesele peynir, öyle değil mi? Kutuda lamba var. Pizzanın içine bak. Ha? Ne? Nerede? Hayır Blip. Pizzalarının arasında bir lamba var diyor. Hayır, mümkün değil. Pizzayla asla lamba yenmez. Ağzını acıtır. Blip pizzaları teslim ederken düşmüş olmalı. Çabuk olun. Artık gidebilir miyim? Bir şey deyin. Nereye gitti bu?
burada. Dostlar bunun için değil midir? Gösteri başlıyor. Bunu hemen ait olduğu yere götürelim. Çabuk olun. Hoş geldiniz hanımlar, beyler. Motorlar ve mobiletler. Bill Ford'un kurtuluşunun 100. yıl dönümü için bütün kasabayı ışıklandırdık. Yaşasın! Harika! Hazır mısınız? Işık gösteriniz başlasın. Olamaz. Çok geç kaldım. O ampul yerinden hiç çıkarmayacaktım. Tabii ki önce Bill Ford. Hayır. Ayak sen. Nerede bu kız? Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bütün gösteriyi bozmuş oldum. Özür dileriz. Son anda beklemediğimiz bir teknik arıza çıktı. Biz nerede yanlış yaptık? Yanlış yapmadınız. Lambayı ben aldım. Özür dilerim. Neden peki? Gösteri için güzelleştirmek istemiştim. Çok sıkıcıydı. Onu biraz renklendirmeye çalıştım. Evet, bu kısmını iptal edebiliriz hayatım. Kod 54. Kalabalık etmeyin. Lütfen meydanı boşaltın. Yoksa gösteriyi izlemek için bir yüzyıl daha bekleriz. Işık gösterisini iptal mi edeceksiniz? Etmeyebilirler. Zoom kamerayı çalıştır hadi. Zoom kamera başla. DJ, lambayı ona ver. Bir kez daha deneyelim. Tabii ki önce Bill Ford.